Evet, istersen burayı toparlayalım yavaştan. ALB Forex'e döneceğiz önce. Sonrasında Taşan Erbers'e stratejilere bakacağız beraber. Onur Altın olacak karşımızda. Onur'a hoş geldin diyelim. Onur, aslında Fitch kararı öncesinde dün Merkez Bankası'nın kararını karşıladık. Dolar TL 3.80'in üzerine tekrar yükseldi. Nasıl görüyorsunuz bu hareketi ve bu hafta boyunca hem Dolar TL hem Euro TL hem de diğer gelişen ülke kurlarında nasıl bir hareket beklemek lazım? Yani ralliler devam edecek mi gelişen ülke kurlarında? Türk lirası buna ne kadar katılabilecek? Hoş bulduk güzel. Öncelikle dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini değiştirmezken koridorun üst bandını 75 baz puan geç likidite penceresinde 100 baz puan arttırarak %10'dan %11'e çekti. Tabii ki piyasaya vermek istediğimiz faiz yöntemiyle değil de likidite yöntemiyle ekonomiyi kontrol altında tutmak istiyor Merkez Bankası. Ancak burada kendisiyle çelişen ya da bizim dikkat ettiğimiz nokta şurasıydı. Enflasyon görünümündeki yukarı yönlü beklenti Merkez Bankası enflasyon görünümünü işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artıştan ve döviz kurunun birikimli etkilerinden kaynaklı yukarı yönlü bekliyor ise o zaman politika faizini de bir miktar arttırmasını beklerdik. Çünkü orada reel faiz getirilerinin aşağıya düşmesi bizi diğer ülke benzer ülke para birimlerinden negatif arıştırmaya devam ediyor ki bu sabah da 3.80'in üzerinde bir hareket gördük. Dün Amerika tahvil faiz bizleri 2.43'teydi. Bugün itibariyle 2.47'lere doğru yükselmişti. Yani Amerika tarafından yaşanan en ufak bir hareket bizim beta değerimizin yüksek olması sebebiyle bize oldukça olumsuz yansıyor ve kurdaki hareketlerde tekrardan yukarıya doğru yönelmeye çalışıyor. Ki bundan sonraki süreçte dolar endeksinin yüzlerde taban bulmasıyla birlikte tekrar yukarı gideceğini düşündüğümüzde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de yukarı yönlü beklentimiz mevcut. Dün imalat PMI rakamları büyümenin devam edeceğini gösterdi. Cuma günü Amerika tarafından dördüncü çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri var. Doların küresel bazda değerlendiği bir ortamda bu dolar TL'yi de yukarı doğru çekecektir diye düşünüyoruz. Euro TL'de benzer şekilde yukarı doğru gidebilme potansiyelimiz yüksek. Bugün de aslında yurt içinde imalat güvenini ve kapasite kullanım oranına bakmak lazım. Pazartesi tüketici güveni bir miktar yurt içi nihai talebin toparlanacağını bize göstermişti. Bunun devamında imalat güveni bunu destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Ancak dediğimiz gibi daha çok yurt dışı etkilerden kaynaklı kurların yukarı gitme ihtimalini biraz daha öncelikli görüyoruz. Tabii ki Fitch'in değerlendirmesinde olası bir gelecek not indirimi de kuru sert bir şekilde değer kazanımına işaret edebilir güzel. Teknik açıdan baktığımızda ise dolar TL'de 3.81'in üzerine çıkarsak tekrardan 3.84 seviyesi denenebilir ki bu seviye ciddi oranda önemli bir seviye. Çünkü bu seviyenin üzerinde daha da yukarı gidebilme potansiyelimiz evet. Yüksek. Eğer ki TL tarafı biraz pozitif ayrışırsa ya da pozitiflik hakim olursa o takdirde de aşağıda 3.77 desteğinin altında 3.75'e doğru bir geri çekilme gözlemlenebilir. Onur, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. ALB Forex araştırma uzmanı Onur Altın'ın dolar TL ile ilgili görüşlerini aldık.